önce spor yaptım. Sporumu bitirdim. Şimdi spordan sonra kakaolu puding yapacağım kendime. Bunun için gereken malzemeler arkadaşlar bir çatal, bir kaşık, bir tabak, bir kahve öğütücüsü, biraz keten tohumu, bir muz ve biraz kakao. Şimdi arkadaşlar sizle muz hakkında konuşmak istiyorum. Tabii herkes muzun ne olduğunu biliyor. Fakat şimdi birçok kişi muzu ne zaman yemesi gerektiğini bilmiyor. Arkadaşlar muzun üstünde bir sürü böyle benek olması lazım yemeniz için. Yani sapsarıken muzu yemeyin. Besin değeri aslında böyle benekliyken çok daha fazla ve ve daha da tatlı öyle olunca. Önce muzumuzu sonra küçük tabağımıza koyalım. Şimdi bunu çatalın arkasıyla ezeceğiz arkadaşlar. Yani şu kıvama getirdik. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bir kaşık yoğurt. Alacağız bir kaşık, şöyle bir kaşık yoğurdumuzu alacağız. Ve muzumuzun üstüne koyacağız. Bir kaşık yeter. Şimdi arkadaşlar bir kaşık da keten tohumu. Arkadaşlar ben keten tohumunu çok kullanıyorum. Keten tohumunu kullanmamın sebebi keten tohumunda çok önemli bir şey var arkadaşlar. O da omega 3. Normalde biz omega 3 yağını fazla alamıyoruz yediğimiz besinlerden. Tamam balıkta var. Efendim belki başka şeylerde de var ama keten tohumu arkadaşlar çok kolay bulunan bir şey. Ve her gün de balık yiyemezsiniz fakat her gün omega 3 yağına ihtiyacınız var. O yüzden çok az da olsa yediğiniz her şeye keten tohumu atın. Çorbaya atabilirsiniz, salatanıza atabilirsiniz. Makarnanızın üstüne bile atabilirsiniz. Yani her şeyin üstüne keten tohumu atabilirsiniz. Tadı yok zaten öyle bir tuzlu veya tatlı bir şey değil. Ben de aynen atacağım. Bu tabii keten tohumunu kahve öğütücüsünde öğütmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir besin değeri posadan hariç yok. Yani sadece lif alabilirsiniz. Öğütmezseniz. Ben öğütmenizi tavsiye ederim. Öğüterek zaten omega 3 yağlarını alabiliyorsunuz ancak. Neyse biz öğütelim. Bunu güzelce karıştıralım. Gayet güzel. Keten tohumu yoksa koymayın arkadaşlar. Çok önemli değil. Tabi vazgeçilmez kakaoyu da koyacağız. Ne kadar isterseniz o kadar koyun arkadaşlar. Şöyle bir yarım kaşık atıyorum. Hadi biraz daha. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet güzel bir puding oldu. Bunda tabii hiçbir kimyasal madde yok. Hiçbir katkı maddesi yok. Çok ucuz, çok lezzetli. İsterseniz biraz bal da atabilirsiniz içine tatlandırmak için. Bana göre tadı gayet güzel ama tabii size göre iyi olmayabilir. Biraz da bal atabilirsiniz. Dediğim gibi sağlıklı beslenmek aslında çok kolay. 2 dakikada, 3 dakikada yapılabilecek şeyler bunlar arkadaşlar. Dışarı çıkıp markete gidip o içi kimyasal dolu pudingleri alıp yiyorsunuz. Onların yerine bunu yiyin. Protein var. Sağlıklı karbonhidrat var. En sağlıklı yağ var içinde arkadaşlar. Deneyin. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere.